Merhaba arkadaşlar, merhaba Blender severler. Bu Blender dersimizde iki kaplamayı nasıl birleştiririz bunu öğreneceğiz. Şimdi gelin shading çalışma alanına geçelim. Sahnemizde yer alan küp nesnesini silelim. Buraya bir tane plane nesnesi ekleyelim. Şimdi bu plane nesnesine bir materyal ekleyebiliriz. Şimdi burada principle PSDF düğümünü seçelim. Şimdi burada Ctrl T kısa yolunu kullanarak kaplamaları düzenlememize yardımcı olacak düğümleri buraya ekleyelim. Evet, dikkat ederseniz texture, coordinate ve mapping eklenmiş oldu. Ben burada bir image texture yani görsel kaplaması kullanmayacağım. Bunu siliyorum. Bu arada bu kısa yolu kullanabilmek için node wrangler eklentisini aktif hale getirmemiz gerekir. Evet, burada node'u aratalım. Node wrangler'ı bulup etkin hale getirelim. Ben bu derste principle PSDF düğümünü de kullanmayacağım. Bunu siliyorum. Şimdi gelin buraya Blender içerisinde yer alan iki kaplama ekleyelim. Evet, Texture alt menüsünden bu kaplamalara ulaşabiliriz. Mesela bir tanesi Noise Texture olsun. Şimdi bu texture'ı ön izleyebilmek için Shift ve Ctrl'e basılı bir şekilde sol tıklama yeterli olacaktır. Şu anda Noise Texture'ı nesnenin yüzeyinde görüntülemekteyiz. Burada Noise Texture kaplaması dikkat ederseniz siyah beyaz bir şekilde görüntüleniyor. Çünkü burada faktör çıkışını kullandık. Color çıkışını kullanabilmek için yine aynı kısa yolları kullanabiliriz. Ctrl ve Shift'e basılı bir şekilde tıklayalım. Hemen Color çıktısını Surface girdisine bağlamış olduk. Şimdi burada Noise Texture ayarlarını değiştirdiğimiz zaman anında ön izlemede değişiklikleri görebileceğiz. Örneğin Scale değerini değiştirelim. Evet, sonucumuzu görmekteyiz. İşlemi geriye alalım. Ardından detay değerini değiştirelim. Evet, detayı sıfıra aldığımız zaman birazcık daha bulanık bir hale geliyor. Detayı büyütelim. Çok daha ince bir hale, küçük bir hale getiriyor. Şu anda çok belirgin değil. Yaklaşmamız gerekiyor. Evet, tekrardan eski halini alalım. Evet, roughness değerini değiştirebiliriz. Dikkat ederseniz yine değişiklikleri görmekteyiz. Evet, bir altta lacunarity değeri var. Bakın bunda da değişiklikler yaptığımız zaman hemen ön izleyebiliyoruz. Ve ayrıca distortion var. Düğümü biraz genişlettiğimiz zaman isimlerini tam olarak görebiliriz. Distortion ile yüzeyde bozulmalar oluşturabiliriz. Evet, tekrar işlemi geriye aldığımız zaman düğümde dikkat ederseniz daraltılıyor. İsterseniz bunu tekrardan genişletebilirsiniz. Evet, sol tarafta da texture coordinate ve mapping düğümlerimiz var. Bunun dikkat ederseniz bir vektör çıkışı var. Bu vektör çıkışını vektöre bağladığımız zaman bunun yüzeyindeki kaplamada düzenlemeler yapabiliyoruz. Örneğin texture coordinate'da dikkat ederseniz UV değeri vektöre bağlı. İsterseniz bunu objekte yani nesneye alalım. Evet, nesneye aldığımız zaman yüzeyde çeşitli değişiklikler olduğunu görüyoruz. Çünkü burada scale değerinin 1 olduğunu görmekteyiz. İsterseniz geçici olarak düğümleri iptal edelim ve aradaki farkı görelim. Texture Coordinate düğümünü seçelim. M'ye basalım. Şu anda bu düğümü geçici olarak iptal ettik. Mapping'i de iptal edelim. Evet, şu anda Scale değeri artık buradaki nesne yüzeyindeki kaplamayı etkilemiyor. Tekrardan bunları seçip etkin hale getirdiğimiz zaman hemen Scale değerinin etkilediğini görmekteyiz. Burada üçünü beraber İsterseniz bir değiştirelim. Örneğin 2'yi alalım. Evet. 2'yi aldığımız zaman yüzeyde bakın dikkat edin buradaki parçalar daha küçük bir hale getirilmiş oldu. İsterseniz yine beraberce küçültelim. Bu sefer 0.5 değeri girelim. Evet. Parçaların daha büyük bir hale geldiğini görmekteyiz. Bunu tekrardan 1'e alabiliriz. Peki diyelim ki iki kaplamayı renklerinden karıştırmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunun için mix yani karıştırma düğümünü kullanabiliriz. İsterseniz buraya farklı bir texture daha ekleyelim. Buraya örneğin wave texture ekleyelim. Bunu ön izleyebiliriz. Shift Ctrl ve tıklamayla. Evet, wave texture'ında böyle bir kaplama olduğunu görmekteyiz. Şimdi gelin noise texture ile wave texture'ı karıştıralım. Ctrl'e basılı bir şekilde sağ tıklama ve sürükleme ile düğüm bağlantısını kesebiliriz. Buraya bir tane mix düğümü ekleyeceğiz. Aramayla bunu rahatlıkla bulabiliriz. Buraya mi yazdığımız zaman hemen seçeneklerde mix çıkacaktır. Ben burada mix color'ı kullanacağım. Yani sadece
kaplamanın renklerini karıştıracağım. İsterseniz dönüştürücü olan mix'i de kullanabilirsiniz. Evet, bunu seçelim. Buraya ekleyelim. Şimdi üst taraftaki color'ı A'ya bağlayalım. Alt taraftaki wave texture'ın color çıktısını da B'ye bağlayabiliriz. Şu an herhangi bir şekilde ön izleme göremiyoruz. Yine kısa yolumuzu kullanarak ön izlememizi buradaki material output'a bağlayarak görebiliriz. Evet, şu anda dikkat ederseniz faktör değeri 0.5'te. Bunu 1'e alalım. 1'e aldığımız zaman tamamen alttaki wave texture'ı görüntülediğimizi görüyoruz. Peki bu değeri 0'a alırsak, 0'a aldığımız zaman da yukarıdaki noise texture'ı görüntülediğimizi görmekteyiz. Eğer ortada bulundurursak, yani 0.5 değerini girersek, bu iki kaplamayı karıştırmış oluruz. Tekrardan 0.5 değerini girelim. Şu anda karışım halini de görmekteyiz. Burada isterseniz veri tipini de değiştirebilirsiniz. Float, vektör var. Ben şu anda color ile ilgili örnekleri paylaştığım için color seçeneğinde tutuyorum. Bakın burada ayrıca bir faktör değeri var. İsterseniz bir düğümün sadece faktör değerini de bağlayabilirsiniz. Ayrıca burada mix düğümünün blend modları da var. Yani harmanlama modları. Burada harmanlama modunun mix'te olduğunu görüyoruz. Şöyle en üste gelelim. Bu mix düğüm olduğu için en üstte harmanlama modu haliyle mix'te yer alacaktır. Burada diğer modlara da alarak çeşitlilikler oluşturabilirsiniz. Örneğin Dark'ını alalım. Dark'ında da böyle bir sonuç verdi dikkat ederseniz. Multiply'ı alalım. Evet, Multiply'da renkler birazcık daha belirgin bir hale gelecektir. Şu an için tekrardan bir mix'i alalım. İsterseniz bu kaplamaları da ayrıca düzenleyebilirsiniz. Gelin düzenleyelim. Bu iki düğümü şöyle sağ tarafa doğru sürükleyelim. Buraya bir tane Color Ramp düğümü ekleyelim. Color Ramp düğümünü Converter, yani dönüştürücüler alt menüsünden ekleyebiliriz. Bunu örneğin Noise Texture'a ekleyelim. Color Ramp düğümünü Noise Texture'a eklediğimiz zaman hemen burada ön izlemenin siyah beyaza döndüğünü görüyoruz. Burada faktörü 0'a alalım. Tekrardan siyah beyazda. Çünkü Color Ramp'te varsayılan renklerin siyah beyaz olduğunu görüyoruz. İsterseniz bu renkleri de düzenleyebilirsiniz. Örneğin buradaki renk ayarlayıcı düğmenin üzerine tıkladığımız zaman siyah da, diğerinin üzerine tıkladığımız zaman beyaz da olduğunu görüyoruz. Bu renkleri isterseniz değiştirebilirsiniz. Mesela bunu sarıya aldık. Diğer siyah olanı da daha farklı bir renge alabilirsiniz. Örneğin kırmızıya alabiliriz. Evet, burada interpolasyon değeri de linear'da, yani geçişli bir şekilde. Şöyle kırmızıyı bazen taşınamayabiliyor. Sağ tarafa doğru getirdiğimiz zaman dikkat ederseniz kırmızının oranını artırmış oluyoruz. Sağ taraftakini de sol tarafa sürüklediğimiz zaman sarı rengi çok daha belirgin bir hale getiriyoruz. Burada dengelemeler yaparak çeşitlilikler oluşturabilirsiniz. Ayrıca interpolasyon modunu da değiştirebilirsiniz. Örneğin kardinali alalım. Çok fark etmiyor. Ease var ayrıca. Yine burada linear'a benzer. Constant'ı alalım. Evet, Constant'ta dikkat ederseniz renkler arasındaki geçişler tamamen ortadan kaldırıldı. Kırmızıyı birazcık geriye doğru sürükleyeceğiz. Sarıyı artıracağız. Evet, bu sefer böyle bir sonuç alıyoruz. Yine tabii ki düğümde de değişiklikler yaparak burada da çeşitlilikler oluşturabilirsiniz. Örneğin ölçeklendirebilirsiniz. Detaylandırabilirsiniz. Evet, detayı tamamen kıstığımız zaman dikkat ederseniz artıralım. Böyle özellikle kenarlarda detaylar oluşturuyor. Tamamen kıstığımız zaman kenarları oldukça yumuşak bir hale getiriyor. Evet, ayrıca roughness var. Bakın yüzeyde parçalanmalara yol açıyor. Yine lacunarity değeri var. Bu da detayı bir hale artırıyor. Shift'e basılı bir şekilde daha hassas bir artırma yapabilirsiniz. Distortion ile de yine yüzeyde bozulmalar oluşturabilirsiniz. Şu anda dikkat ederseniz faktör 0'da, bir de 1'e alalım. Şu anda yine wave texture'a aldığını görüyoruz. Bunda herhangi bir değişiklik yapmadık. Şöyle azaltalım. Bakın dikkat ederseniz bunlar şu anda karışım haline geldiler. Ancak bu karışım haline getirdiğimiz zaman wave'in rengi de
değiştirilmiş oluyor. Bakın şu aradaki siyahlar tamamen kaybolmuş oluyor. İsterseniz bir Color Ramp'te Wave Texture ekleyelim. Bu yukarıdakini Shift'e basarak çoğaltabiliriz. Tabi burada aynı değerleri koruyarak Wave Texture'a bu düğümü de ekleyebiliriz. İsterseniz faktörü 1'e alalım. Burada bazı değişiklikler yapalım. Örneğin bunu Constant'ta tutmayalım, Linear'da tutalım. Dikkat ederseniz daha geçişli bir hale getirdiğimizi görüyoruz. Soldaki düğmeyi sağ tarafa taşırsanız yer değiştirdiğimizi görmekteyiz. Yer değiştirmeyi de alt kısımdan da aynı zamanda yapabiliriz. İsterseniz bunu da yine Constant'a alabiliriz. Yine burada Wave Texture'da da değişiklikler yapabilirsiniz. Burada Wave yani dalga tipinin bantta görüyoruz. İsterseniz halkalara da alabilirsiniz. Öncelikle bir banda alalım. Burada X ekseninde bu bantlar dikkat ederseniz. Y'ye de alabilirsiniz. Ayrıca Z'ye de alabilirsiniz. Burada yine alt tarafta çeşitli algoritmalar var. Sinüs değeri var. Sov değeri ve üçgen değeri var. Bunlara da alarak çeşitlikler oluşturabilirsiniz. Tabi şu anda Z değerinde çok etkili sonuçlar vermiyor. Evet, isterseniz tekrardan Rings'i alalım. Burada da bir bakalım Y'ye alalım. Ve bir de Z'yi alalım. Evet, Z'yi aldığımız zaman da sonucumuz dikkat ederseniz bu şekilde. Yine buradan profil de değiştirebilirsiniz. Assign'da kalabilir. Burada ölçeklendirebilirsiniz. Yüzeyde bozulmalar oluşturabilirsiniz. Detay verebilirsiniz. Detay ölçeklendirmesini belirleyebilirsiniz. Detay pürüzlülüğünü artırıp azaltabilirsiniz. Ayrıca bir de Phase Offset değeri var. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi burada mapping'de bir değişiklik yapalım isterseniz. Mesela X'de değişiklik yapalım. Herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Y'de yapalım. Görmüyoruz. Z'de de görmüyoruz. Hani ölçeklendirme yaptığımız zaman da herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Bunun sebebi mapping'deki vektör çıkışını Wave Texture'daki vektör girişine bağlamadık. Gelin bağlayalım. Şu anda bunu bağladığımız zaman dikkat ederseniz tam olarak daireler iç içe geçmiş oldu. Şimdi gelin X ekseninde değişiklikler yapalım. Bakın böyle bir değişiklik yapmış olduğumuzu görüyoruz. Y ekseninde değişiklik yapıyoruz. Aynı zamanda Z ekseninde de değişiklikler yapabiliyoruz. Yine döndürme de yapabilirsiniz. Çeşitli eksenlerde. Evet, mesela Z eksenini döndürdüğümüz zaman sonucumuzu çok daha verimli bir şekilde görmekteyiz. Yine isterseniz ölçeklendirme yapabilirsiniz. Üçünü beraber örneğin ölçeklendirelim. Şöyle 3 değeri girelim. Burada çemberlerin çok daha küçük bir hale getirildiğini görmekteyiz. İsterseniz bu alttaki renkleri de değiştirebilirsiniz. Örneğin şöyle mavi tonları alalım. Diğerinin rengini de şöyle turuncuya yakın bir hale getirebiliriz. Şimdi tekrardan mix düğümüne gelelim. Burada faktörü azaltalım. Dikkat ederseniz bu şekilde ikisini beraberce harmanlamış olduğumuzu görüyoruz. Sıfırdayken tamamen noise texture alıyor. Birdeyken diğer düğme geçiş yaptığını görmekteyiz. Burada peki mix'i örneğin color alırsak ne olur? Evet, bir bakalım. Bu sefer renkler yönünden de ikisini birbiriyle karıştıracaktır. Evet, Wave Texture'da Scale değerini şöyle biraz düşürelim. Evet, sonucumuz dikkat ederseniz bu şekilde. Tamamen artırdığımız zaman böyle. Burada Color'da isterseniz bir Multiply'a alalım. Multiply'da çok daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bakın Multiply'a aldığımız zaman faktörü artırdığımızda ikisini beraberce yine de belirgin bir şekilde göstermekte. Örneğin 0'a alalım. 0'a aldığımız zaman tamamen noise texture görüntülenirken 1'e aldığımız zaman hem wave texture görüntüleniyor hem de noise texture görüntüleniyor. Yeniden mix'i alalım. Evet, sonucumuz bu şekilde. Tekrardan 1'e alalım. Burada da isterseniz yine Wave Texture'da da mapping düğümünü kullanarak değişiklikler oluşturabilirsiniz yüzeyde. X ekseninde taşıyabilirsiniz. Yine Y ve Z eksenlerinde taşıyabilirsiniz. Z ekseninde döndürebilirsiniz. Yine bunu da ölçeklendirebilirsiniz.
Yine sizler de diğer düğümlerin ayarlarını değiştirerek birçok farklı sonuca ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, temel düzeyde bu kadar bilgi yeterlidir diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda yine öğrendiklerimi sizlerle mutlaka paylaşacağım. Sonraki Blender materyalleri derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, hep ama hep sağlıklı kalın.